Mektup e-posta ünitesi. Bu ünitede neler öğreneceğiz ve neler yapacağız? Mektup türünün özellikleri, hikaye, roman ve şiir gibi türlerde mektubun bir anlatım biçimi tekniği olarak da kullanılması, dünya edebiyatından bir mektup örneğinin incelenen metinlerle karşılaştırılması, e-posta yazarken kişisel bilgilerin güvenlik altına alınmasının gerekliliği. Özel mektupla edebi mektup arasındaki benzerlik ve farklılıklar, fiil ve fiillerin metindeki işlevleri, yazım ve noktalama çalışmaları, yazma aşamalarına uygun olarak mektup e-posta yazma, mektup yazma geleneği üzerine düşünce ve izlenimlerini yazma, dilekçe ve tutanak yazma kuralları, dilekçe ve tutanak yazma, açık oturumun genel özellikleri bir açık oturumu izleyip değerlendirme. Mektup. Mektup bir şey haber vermek, sormak, istemek veya duyguları bildirmek için birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen zarfa konulmuş yazılı kağıttır. 1. Özel mektup. Birbirinden uzaktaki akraba ve arkadaşların haberleşmek, bilgi alışverişinde bulunmak, duygu ve düşünceleri paylaşmak gibi amaçlarla yazdıkları ve sadece yazanla gönderileni ilgilendiren mektup türüdür. 2. Edebi Mektup Sanatçıların birbirine yazdıkları, içerisinde sanat ve edebiyata dair görüşlerin yer aldığı mektuplardır. Edebi mektuplar, yazıldıkları dönemle ilgili sanat, edebiyat ve düşünce hayatıyla ilgili birçok bilgi barındırır. Kimi sanatçılar, edebi mektuplarını sonradan kitap haline getirmiştir. 3. Resmi Mektup Resmi kurumlarla kamu tüzel kişiliği taşıyan kuruluşların birbirine veya vatandaşlara yazdığı mektuplardır. 4. İş Mektubu Ticari kuruluşların birbirine ya da vatandaşlara, vatandaşların ticari kuruluşlara işle ilgili yazdıkları ticari amaç taşıyan mektup türüdür. İş mektuplarında sipariş, satış, şikayet, alacak, tavsiye gibi konular işlenir. İş mektuplarında amaca uygun açıklamalarda bulunulur, gerekli yerlerde teknik terimler kullanılır. Açık, sade, duru bir anlatım yer alır. Anlatımın kısa ve özlü olmasına özen gösterilir. Resmi ya da özel kuruluşlara bir dileği, isteği ya da şikayeti bildirmek ya da Herhangi bir konuda soru sormak amacıyla vatandaşlarca yazılan mektuba dilekçe denir. Özel mektupla edebi mektup arasındaki benzerlik ve farklılıklar. Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun babasına yazdığı mektup aralarında akrabalık ilişkisi bulunan iki kişiyi ilgilendiren konuları içermektedir. İçten ve doğal bir anlatımla yazılmıştır. Babacığım ifadesiyle başlamaktadır. Ziya'ya Mektuplar adlı metin edebi mektuptur. Mektubu yazan da, muhatabı da şairdir. E-posta yani e-mail. Genel A ortamında kişilerin ve kuruluşların kendi aralarında haberleşmek amacıyla birbirine gönderdikleri elektronik mektuplara verilen addır. E-posta mail programlarında kullanılan kısaltmalar. Alıcı İletişim kurulmak istenen kişidir. Elektronik mektup birden çok kişiye gönderilmek istendiğinde adreslerin arasına virgül konularak birden çok adres alıcı satırına yazılır. Bilgi. Mesajın ilgilendirdiği diğer kişiler bilgilendirilmek istendiğinde ilgili kişilerin e-posta adresleri bu satıra yazılır. Bilgi. BCC. Diğer alıcılar tarafından o adrese de e-postanın gönderildiğinin görünmesinin istenmemesi durumunda ilgili kişinin e-posta adresi bu satıra yazılır. Konu Karşı tarafa ilk ulaşan bilgi göndericinin adresiyle konudur. Alıcı konuyu okuduktan sonra e-postayı açıp okumayı ya da okumamayı tercih edebilir. Tarih İletinin gönderildiği tarih ve saat otomatik olarak e-postaya eklenir. Cevapla. Çok sayıda e-posta alındığında ve bunlara cevap verilmesi durumunda cevapla özelliği kullanılır. Bu özellik kullanıldığında iletinin gönderileceği alıcı bölümünde gönderenin adresi otomatik olarak yer alır. Yaygın olarak kullanılan bir özelliktir. Herkesi cevapla. Gelen iletinin bilgi kısmında yazılı adreslerin cevaplanan iletiyi görmesi istendiğinde herkesi cevapla seçeneği kullanılır. Yönlendirme Gelen bir ileti bir başka adrese gönderilmek istendiğinde yönlendirme bölümüne gönderilmek istenen adres yazılır. Ek E-posta metnine resim, video, metin dosyası eklenmek istendiğinde ek sekmesi seçilir. Mesaj ekinde seçilen dosya alıcının adresine gönderilir.